Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır video atmıyordum. Artık yaz tatiline girdik. O yüzden rahatça artık video atabileceğim. Gerçekten çok fazla video atmak istiyorum. Dediğim gibi yaz tatiline girdiğimiz için güzel videolar gelecek. Ve bugün de biz tatile gidiyoruz. O yüzden ben şimdi bugün alışverişe gideceğim Spectrum'a. Oradan birkaç bir şey almak istediğim şeyler var. Onlara bakacağım. Ondan sonra da geleceğim, bavulumu falan hazırlayacağım. Akşam 9'da uçağımız. Geldiğim mağaza H&M. Buradan bir tane beğendiğim bir elbise vardı. Ona bakacağım. H&M'in şeyini sevmiyorum. Böyle hani bir hafta önce gördüğüm şeyi tam bir hafta sonra gelince göremiyorum. Komple böyle mağaza değişmiş oluyor. Ben geçenlerde H&M'den bunu aldım. Çok güzel böyle yelek ama böyle açık. Bunun altına bir elbise bakıyorum. Hani böyle düz siyah bir elbise olabilir belki. Sonra şunları beğendim. Böyle gömlek. Şimdi birkaç tane bir şey seçtim. Bunları deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. H&M'den çıktım. Çok güzel şeyler aldım. Pek bir şey gösteremedim ama zaten evde göstereceğim. Şimdi başka bir yere gidiyorum. İlk önüme Sephora çıktı. O yüzden Sephora'ya bir gireyim. Ben birkaç gün önce hastalandım. Yani Covid mi bilmiyorum ama tat koku alamıyorum. Ve şu an bütün kokladığım parfümler, ürünler hiçbir koku alamıyorum. Çok enteresan yani. Covid testi yaptım ama yani pozitif çıkmadı. Bilmiyorum, belki de başka bir şeydir ama gerçekten hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Yemek yerken de hani hiçbir tat bile alamıyorum. Neyse, şimdi birkaç tane merak ettiğim ürün var, onlara bakacağım. Tarte'ın concealer'larından almak istiyordum. Bunlara şimdi baktım. Sephora'dan da alacağımı aldım ve pointlerimle de iki tane çok güzel bir şey aldım. Onları da gösteririm size. Gerçekten o kadar sıcak ki ve Sephora'da bayağı kalabalıktı. Çok sıra vardı. Şimdi Target'e gidiyorum. Target'ten sonra da herhalde artık çıkarım. Çünkü dediğim gibi akşam uçağımız olduğu için daha çantamı falan hiç hazırlamadım. Onu hazırlamam gerek. Buradan şimdi içecek aldım. Şey aldım, strawberry matcha aldım. Kedime lokum almam gerekiyor, lokumu bitmiş. Hangisini biz alıyorduk? Buydu galiba. Bir de yaş mama alalım. Normal kuru mama yiyor ama daha çok yaş mama seviyor. Yaş mama da çok vermemeye çalışıyor. Çünkü yoksa kuru mama hiç yemez. O yüzden şundan yiyor. Tavuk bu. Normalde başka şey var. Balıklı var, tunalı var. Ama bizimki tavuk yiyor. Bir dakika. Herhalde alacaklarım bu kadar ya. Başka bir şey yok. Pamuk almam gerekiyordu, onu unuttum. Arkadaşlarımızın için. Target'in pamuklarını hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şu an başka bir yer yok alabileceğim. Ne oldu? Şimdi size aldıklarımı göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar size alışverişte aldıklarımı göstereceğim. Şu an başka bir gündeyiz. Aslında ben bunları aldım, kullandım. Ama maalesef o gün geldiğimde, videoyu çektiğimde bir sıkıntı olmamış. Yani çok beğenmedim videoyu. O yüzden tekrar şimdi size aldıklarımı göstereceğim. İlk önce Sephora'dan o zaman aldıklarımı göstereyim. Şöyle Tarte'ın mini concealer'ını almıştım. Bunu gerçekten şu anda kullanıyorum ve çok beğeniyorum. Bu şekilde. Yani bunun rengi 20N Light. Gerçekten çok güzel bir kapatıcılığı var. Öneriyorum. Bu normalde normal size, büyük size $30'dı. Ama ben bu mini boyunu $15 aldım. Yani biterse kesinlikle bir daha almak isterim. Sonra pointlerimle de Sephora'dan bunları almıştım. Bu küçük mini ürünleri. Şu nemlendirici. Güzel bir marka bu. Sonra Rare Beauty'nin bu duş jeli galiba. Ve bu da yine Armani'nin
ay cinsi. Bunları da çok beğenerek kullandım. Sephora'dan aldıklarım bu şekildeydi. H&M'den de şu şekilde ayakkabı almıştım. Yani sandalet tarzında bir şey. Gerçekten bunu çok severek kullandım. Sadece biraz zor kullanılmış şu şekilde, yani bağlamanız gerekiyor. Ama yine de güzeldi. Bu da 35 dolardı. Sonra şu şekilde, bunu galiba göstermiştim alırken. Böyle bir keten gömlek. Ve bunun altına takım keten pantolon aldım. Bu şekilde. Bunların bu ikisi, yani 20 dolar bu, 20 dolar buydu. Bence gayet iyi bir fiyatı var yani, çünkü kumaşı falan güzel. Son olarak da şöyle bir kolye almıştım. Bu şekilde çok tatlı. Bu da galiba 10 dolardan indirime düşmüştü, 3 dolara. Bence gayet güzeldi. Aldıklarım bu şekilde. Dediğim gibi bir karışıklık olduğu için böyle tekrar çekmek zorunda kaldım. Şimdi tekrar o güne gönderiyorum. Çünkü sonra çantamı hazırladım ve Miami'ye uçtuk. Okul kapanır kapanmaz arkadaşlarımla bir 5-6 günlüğüne bir yere gitmiştik. O yüzden böyle makyaj çantam, işte bakım çantam falan hazırda duruyor. Hiç daha bozmadım. Çünkü daha 2 gün önce geldim. Ama yine de bir toparlama yapacağım. Bir de dün de bayramdı, o yüzden makyaj yaptım. Makyaj masam bayağı karışık şu anda. Şimdi yanıma neleri alıyorum onları size göstereyim. Bu daha demin gösterdiğim eteği ve hırka mı artık neyse, bu yedek, onu alacağım. Sonra o gömlek ve pantolon alacağım. Bir tane elbise aldım. Bu elbiseyi daha önce giymiştim Las Vegas'ta galiba. Onu alacağım. Ondan sonra pantolon almayı pek düşünmüyorum, zaten hava çok sıcak. Sonra şu şapka alacağım. Şimdi makyaj ürünü olarak çok fazla bir şey almak istemiyorum. Çünkü zaten dediğim gibi çok hava sıcak olacak. Ne kadar makyaj yapabilirim yani. Sahile falan gideceğiz. Orada yani direkt buna sığdırabilirim. Şöyle küçük ürünlerden alacağım. Bu yeni aldığım concealer. Bu Benetint'i alacağım. Şu iki ürünü alacağım. Maskara olarak şu mini maskarayı alayım. Bunu da alayım. Çok zaten şey değil. Şu Elfin highlighter'ını alacağım. Sonra bu Fenty'nin lip gloss'unu alayım. Bu Rare Beauty rujunu alayım. Şu kaş sabitleyici. Bunu alacağım. Şu fırçayı alayım. Concealer aldım ama yine de bu NYX'in concealer'ını da alacağım. Şu body wash, bunu alıyorum. Gerçi şurada da ürünler var. Burada daha çok vücut şeyleri var. Bunu büyük ihtimal, bu çok fazla uçak için, bunu atarlar. O yüzden bunu almıyorum. Parfüm olarak bunu alacağım. Bu küçük. Şunları alacağım. Bunlar vücut ürünleri. Güneş kremini. Şu güneş kremini alacağım. Bu gerek yok. Çıkartayım. Bir de takı da almam gerekiyor. Takı olarak şu kutuyu alacağım. Şu yeni aldığım kolyeyi koyayım. Evet, artık hazırlandım. Pek fazla bir şey gösteremedim çünkü çok böyle biraz karışıktı. O yüzden ben de göstermeyeyim dedim. Ama her şeyi topladım. Bir saat bir yolumuz var. Los Angeles Havalimanı'na gideceğiz. Ondan sonra artık uçağa bineceğiz. Şimdi artık güvenlikleri geçtik. Uçağımızın olduğu yere doğru ilerliyoruz. Tam vaktinde geldik, o yüzden çok iyi oldu. Normalde kendi arabamızla gelip burada otoparkta park edecektik. Ama sonra Uber'le gelmeye karar verdik. Çünkü çok daha zor oluyor sonra arabayı park et, yeri bul. Typical havalı şeyin şakası var ya. Birazdan uçağı alımlar başlayacak 5 dakikaya. Gerçekten tam vaktinde gelmişiz. Ondan önce ben şey, su almak istiyorum. Evet. İkinci uçağa biniyoruz. Yastığımla beraber.
uçaktan indik, araba kiralamaya geldik. Bunu kim kiralamış acaba? Otel odamıza geldik, yerleştik, biraz dinlendik. Şimdi akşam yemeğine çıkacağız. Ama bu videoyu burada kapatıyorum. Başka bir video açacağım. Bir sonraki tatil vloglarımı muhakkak izlemeyi unutmayın.